işte böyle güzel güzel yemekler yaptık, yeni lezzetler denedik, evimizin bir kısmını dekore ettik, oyunlar oynadık ve tabii bol bol çay kahve tükettik. Biz de bugün dedik ki size şöyle evde kullandığımız pratik kahve makinelerinden biraz bahsedelim. Hangi tiplerde kahveler yapıyoruz onları anlatalım istedik. Böyle güzel makinelerimiz var. Peki bunlarla ne tip kahveler pişiriyoruz? Bugün size kahve pişirme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Önce kahvenin temel faydalarından bahsedelim. Bunun için hemen Tolga'yı yanımıza alalım. Bize ufak ufak böyle tık 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 sıralayabilir misin Tolga? Kahvenin ne faydaları var? Birçok yabancı bilimsel kaynağa göre kahve bir defa ne yapıyor? Kahveyi niye içiyoruz? Uykumuzu açsın diye. Aslanınız rahatlıyor. Hatta birkaç tane daha şey okudum. Parkinson'a iyi geliyor, karaciğer yağlanmasını azaltıyor ve spor öncesi içtiğinizde aslında yağ yakımına kadar çok şey yapıyor. Ben içtiğimde konsantrasyonu da arttırıyor bu arada. Evet, konsantrasyonu da arttırıyor. Dolayısıyla kahve oldukça faydalı. Biz bol bol tüketiyoruz ama tabii ki her şey tadında. Sözüm bireye bırakayım, böyle güzel güzel kahve demleme yöntemlerinden bize biraz bahsetsin. Ben kamera arkasına gidiyorum. Belki arada bir gelip tadına keyifli hesabımızdan takip edenler varsa benim tam bir Türk kahvesi tutkunu olduğumu bilirler. 3-4 gün içmeden yapamıyorum ve bu yüzden de dünyanın her yerine yanımızda kahve makinemizi taşıyoruz. Hatta dünyanın böyle farklı köşelerinde güzel lezzetli kahve çekirdeklerini bulduğumuz zaman yanımızda taşıdığımız kahve ötücümüzü de hemen böyle Türk kahvesi kıvamına getiriyoruz. Onu da pişiriyoruz. Ben de dedim ki madem bu kadar çok seviyoruz o zaman ilk olarak Türk kahvesiyle başlayalım. Kahvesini sade mi seviyorsunuz, şekerli mi, orta şekerli mi? Yorumlara yazın, oradan konuşalım. Eğer elinizde böyle güzel kaliteli bir kahve çekirdeği varsa onu bu öğütücüyle birlikte çok rahat bir şekilde kendi elinize şöyle hiç elektrik herhangi bir şey de gerek yok. İnsan gücü de çalışıyor. Böyle öğüterek kendiniz Türk kahvesi elde edebilirsiniz. Türk kahvesi pişirmek için birkaç farklı kullanılan yöntem var. Bir tanesi kumda kahve, bir tanesi ocakta kahve, kimi cezvede yapıyor, kimi makinelerde yapıyor. Biz genelde yanımızda böyle iki tane farklı makine taşıyoruz. Köpüklü kahvemiz geliyor. Şuna basıyorum. Bu arada Türk kahvesi dediğimiz olayda 3 tane öğeden oluşuyor. Nedir bunlar? Telle, kahve ve köpüğü. Ve bardağımıza koyuyoruz. Tüm bu kahveler arasında en sevdiğim Türk kahvesi. Bir de bu kahve bir kültüründe genellikle sabahla öğle saatleri arasında içiliyor. Mesela kahvaltıya, niye kahvaltı deniyor? Kahvenin altı. Yani onun özne orada kahve. En yaygın kahvesi filtre kahve ve bunu Tolga anlatacak bize. Bu benim en çok sevdiğim muhtemelen birinci ya da ikinci kahve olduğu için dedim ki ben de geleyim bu sefer. Filtre kahveler dünyadaki en çok bilinen kahve türlerinin başında geliyor. Özellikle bu üçüncü dalga kahvecilerle beraber herkesin evde, işte, ofiste yaptığı, kolayca demediği bir kahve çeşidi. Çok sağlıklı. Çok kolay yapılıyor. Değil mi? Yağ yaktırıyor. Çok basit. Bir de her yerde yapabiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz. Ve bunlar aslında temelde 3 tane şey ayrılıyor. Bir tanesi metal olarak filtreden geçirilen kahveler. Bir tanesi kağıt filtreler. Bir tanesi de bez filtreler diye geçiyor. Bu arada filtre kahveyi diğer kahvelerden temelde ayıran şey ne? Sıcak suyla, kaynamış suyla beraber aslında öğütülmüş kahve çekirdeklerini beraber demliyorsunuz ve aroması, tatları çıkıyor ve çok lezzetli, hafif yağlı ama çok aromalı bir kahve elde ediyorsunuz. Kaynattıktan sonra filtre kahve eğer French press'te yapıyorsak en temel kural su kaynadıktan sonra biraz böyle bekliyorsunuz. Bu neyi sağlıyor aslında? Suyun sıcaklığı biraz daha aşağı iniyor ve filtre kahveye döktüğünüzde kahveniz yanmıyor. Dolayısıyla kaynamış suyu değil, kaynamış sudan yaklaşık 1 dakikalık sonraki süreci koyuyorsunuz. Böyle evde kaldığımız dönemde de özellikle çok fazla kahve demlediğimiz için şöyle bir tane hassas mutfak tartısı aldık. Bununla ölçüyoruz. Çok önemli. Kahvenin o kaç gram olduğu çok önemli. 1 gram eksik olursa o kahveden tad alamazsın. Tamam, tabii ki böyle bir şey yok. Kaşıkla da ölçebilirsiniz. Kendi uygun kendi oranınız da vardır ama ideal oranı biz kaç koyuyoruz? Ya biz 10 gram kahveye işte 160-180 ml arasında su koyuyoruz. Tolga'yı kamera arkasına gönderdim. Ben şimdi size güzel bir filtre kahve demleyeceğim. Kahvenin çekirdeklerine bakmanız lazım bu arada. Bunu çok sevdiğim bir marka bu. Boyi. Aynı zamanda hepsi burada üzerinden de satışı var. Lezzetli bir filtre kahve demleyeceğim. Bunun için şöyle elimde çekirdekleri zaten gördünüz biraz önce. Bu çekirdekleri bir şekilde öğütüp toz haline getirmem gerekiyor. Bunu neyle yapıyorum? Bunu Türk kahvesi içinde kullandığım bu böyle basit pratik makineyle yapıyorum. Önce bir kolum, kahve kolum sonra elimde kahve. Öğütünce de ayrı güzel kokuyor. Kahvenin en taze hali ilk öğütüldüğü halidir. Su 1 dakika boyunca kenarda beklerken ben de French press'imin içerisine biraz önce öğüttüğüm kahvemi döküyorum. Birazcık bekliyoruz. Bunu birazcık kenarda demlenmesi için bekleyeceğim. Sonra kapağını bastıracağız ve güzel kupalarıma dökeceğim. Birçok farklı makine tipi var. Şimdi bizdeki en yine pratiklerden bir tanesini size anlatacağım. Brewen Tank. Yani hemen kahveni demle. Sonra şu kabı al. Şöyle bir kapağı da var.
mug olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunu alıp götürebiliyorsunuz. Diyelim ki evden çıkacaksınız ya da işe gideceksiniz sabah. Ayılamıyorsunuz. Bir kahveye ihtiyacınız var ama aceleniz de var. Gitmek istiyorsunuz. Hemen bunun üstündeki filtre kısmı var bu şekilde. Kendinden kahveyi koyuyorsunuz. Arkasına suyu koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Yandaki şu kısma basıyorsunuz. Birkaç dakika içerisinde kahveniz hazır oluyor. Hemen alıyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Şöyle elinizde yanmıyor. Bakın burada öyle bir özelliği var. Bunu alıyorsunuz. Yanınızda götürüyorsunuz. İstediğiniz zaman da şu kısmını açıp buradan da içebiliyorsunuz. Ve sıradaki kahvemiz espresso. İtalyan kökenli bir kelime. Espresso, express. Yani böyle hızlıca içilip kaçılan gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir kahve. Espresso'dan birçok duyduğunuz farklı kahve çeşidi yapılıyor. Cappuccino, latte, cortado. Farklı farklı. Mocha, ristretto. Mocha, white chocolate mocha. Cortado. Neler var? Şu makine hepsini yapıyor yani. Yapıyor yani. Bu makineyle yapabiliyorsun hepsini. Bu arada espresso yapmak için farklı makineler var. Biz yine en pratik olanından bahsedeceğiz. Bunlar genellikle İtalya'da bu arada kafelerde tık diye ayakta içilip gidilen kahveler. Şimdi birazcık daha uzun uzun sohbet edeyim diyorsanız da böyle birileriyle karşılıklı kahve içecekseniz de espresso ona pek uygun bir kahve değil. O zaman daha böyle size büyük bardaklarda kahveler gerekiyor. Amerikan da bunun sütsüz olanı. İşin içine süt girdiği anda İtalyanlar süte ne diyor bunu düşünmeniz lazım. Latte İtalyanca'dan süt demek. Caffè latte, hop. Caffè latte ise sütlü kahve anlamına geliyor. Yani böyle daha çok süt tadı almak istiyorsanız bir ya da iki şart espressonun üzerine bardağı neredeyse dolduracak kadar süt koyduğunuz zaman, hatta üzerine böyle bir de süt köpüğüyle döşediğiniz zaman buna latte deniyor. Peki cortado? Yarı yarıya. Cortado yarı yarıya, evet. Kahve ile sütün miktarı eşit olduğu zaman ona cortado deniyor. Bu kadar basit yani formülü. Bu kadar basit, hepsi çok kolay. Kahvenin en güzeli bence evde yapılanı. O zaman ben bir tane lütfen tek espressolu latte rica ediyorum. Tek şartlı bir latte. Bunu içerisine koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Diyorum. Hop. Bu arada sütümüzü de köpürtmeye başladım. Şöyle çok pratik süt köpürtücüler var. Bunlardan alabilirsiniz. Pille çalışıyor. Oo, bayağı güzel köpürtü oldu. Bu espressoyu alıyorum. Bunun bardağın içerisine döküyorum. Ve üzerine de sütümü ekliyorum. İşte bunu keşke daha güzel yapabilsem. Latte de bu için oluşuyor. Dibinde kahve var, ortasında süt, üzerinde de güzel bir köpük. Bunu buzlu yapmak için ne yapmamız gerekiyordu? Ice latte. İçine uzak buzlu olsun. O kadar. Bizim yani içtiğimiz kahveler bunlardı. Evde hem de böyle her yere giderken yanınızda taşıyabileceğiniz pratik böyle küçük boyutlu aletlerle yapabileceğimiz en lezzetli kahveleri yapmaya çalıştık. Umarız çok keyif almışsınızdır bölümden. Sizin favori kahveniz hangisi? Belki onları sonra size tekrar anlatırız. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için de kanala abone olup zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi kalın. Keyifle kalın. Bye bye.